Teyze, sen kimin annesisin? Mehmet Sıkılgan. Mehmet Sıkılgan. Evet. Çok özledin mi? Ben özlemem iyi Mehmet'i. Ne zamandır görmüyorsun? Mehmet'i kapıdan nasıl çıkarttım, askere saldım, daha görmedim. Bir televizyonda gördüm, başka hiç göremedim. Peki biraz sonra göreceksin. İnşallah. Neler hissediyorsun? Ne mi istiyorsun? Şöyle görüp de bir sarılıp koklamayı istiyorum. Ya bak şimdi... Hayırlısı inan. Şimdi şu an bak gerillalar seni muayene ediyor. Yani nasıl bir şey bu? Yani tansiyonum çıkıyor. Çocuğu da gördüm müydüm tüm elden giderim diyeyim. Oradaki yetim var, o da arada kalacak. Ya. Oldu. Sizden gördüğümüz örmet ağacından belli. Şu çocuk geldi gitti, öbürleri de geldi. Nasıl bizi şöyle eledi böyledi. Biz bunlardan gördüğümüz örmeti anamızdan da görmedik, babamızdan da. Hükümetten de görmedik. Nalet olsun hükümete. Hükümete nalet olsun. Neresiniz? Kırşehirliyim. Kırşehirlisin. Mehmet de uzak değil. Belki 10 dakikalık yol var burada. Nasıl? Göreceksin. Sabahına kalktım, akşam geldim. O gelenlerin içinden de piçeli gelecek mi diye bozum. Şöyle 4 oldu, girmedi. En son buna gücüm gitti. Hani dedim oğlum, hiç mi gelmeyecektim, sabahına koyacağım dedi. Değil misin? Böyle de sabahına da koyacağım dedi. Peki abi, ben başka bir şey soracağım. Sor. Şimdi bak yanında gerillalar var. Bak, şöyle konuşalım. Teyze, sizin oğlunuzun ismi nedir? İsmail Başaran. İsmail Başaran. İsmail'i ne zamandan beri görmüyorsun? 16,5 aydan beri görüyorum. 16,5 aydan beri. Hiç... Peki sen neler düşünüyorsun? Biraz sonra, biraz ileridedir İsmail. Yani nasıl, heyecanlı mısın yoksa neler hissediyorsun? Hem sevinçliyim hem heyecanlıyım tabii be yavrum. Bir annede heyecan, sevinç olmaz mı evladına kavuşuyor tabii diye. Sizin sayenizde evladımıza kavuşacağız. Sevincimiz son derece yüksek tabii. Abisinin biri büyüğü geliyor buraya. Geliyor? Evet, Fethullah Erbaş'la beraber geliyor. Evet. Onlar da özlemişler midir İsmail? Özlemez olurlarmış. Özlemese zaten buralara dökülür müyüz be yavrum? Özlemem. Hepimiz kardeşiz. Peki abi, bu kadar yol geldin, bu dağlardan geldin. Evet. Yorucu olmadı mı senin için? Pek yorucu olmadı yavrum. Ama sonuçta olduğunu gördüm. Evladımıza kavuşacağız diye yorgunluk bir tarafa attım. Ya, nereden geliyorsun? Çanakkale, Çan'dan geliyor. Çanakkale, Çan'dan. Evet. Kaç gün sürdü buraya kadar? Kaç gündür yoldasınız? Cumartesi günü evden çıktık. Biz cumartesi günü evden çıktık. Evet. Ankara'da buluştuk diğer ailelerle. Evet. Pazartesi gününden beri de beraber yolculuk yapıyoruz. Peki ben bir soru daha soracağım. Öbür teyzeye sorduğumuz soru. Peki sen nasıl buldun gerillaları? Daha önce böyle bekliyor muydun? Aklında... Umduğumdan daha sıcak, daha yakın buldum. Evet. Umduğumdan daha sıcak, daha yakın buldum. Evet. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Zaten size güvenmesek buralara gelmezdik zaten. Biz işçi emeklisiyiz yavrum. Evet. Başımızı sokacak bir evimiz var. Bugün çalışırsak akşama karnımızı doyuruyoruz. Ben konu komşudan ödünç para aldım da geldim buraya. Evet. Pekala, İsmail için neler düşünüyorsun? İleride yapması için neler planlıyorsun? Yani ne, bir düşüncen var mı? Ne iş yapacak kendisi İsmail? Kendisi bilir. Kendisi yapacak. Kendisi bilir. Okumuşluğu yok zaten çocuğumun. Kara işçiydim. Evet. İnşaatlarda çalışıyordum. Evet. Zaten fakir bir aileyiz yavrum. Gelecek hazırlayamadık ki çocuğa. Neyle hazırlayacağım? Karnımızı zor doyuruyoruz. Evet. Artık Allah ne yazdıysa o olur geleceği için. Pekala, hiç onu göreceğinizi düşünmüş müydünüz önceden? Hiç umudumu yitirmedim. Hep umudunuz var. Hep umudum vardı. Hiç umudumu yitirmedim. Evet. Kesinlikle umudumu yitirmedim. Pekala, ilk haber aldığınızda PKK'nın eline geçtiğine dair neler düşündünüz o zaman? Korkmadınız mı? İkinci günü daha haber aldım PKK'nın eline düştüğünü. Şemdil'le hep telefon açtım, evet. Dedim hiç saklamayın. Madem karakol basılmış dedim, madem 15 tane şehit verilmiş dedim. Geri kalan çocukları hiç saklamayın dedim. Nasıl öğreneceğim ben bunu dedim. Ondan sonra dediler, hanım teyze dediler, oradaki yetkili kimseydi işte er vardı muhakkak telefonun başında. Hani PKK'nın eline düştü, 5 arkadaşından beraber dediler. Hiçbir şey demedim ben o anda. Evet. Peki hiç korkmadınız mı? Hiç korkmadım. Bir umudunuz var derken. Hep umudumu yitirmedim ki korkayım zaten. Evet.
biraz kesinlikle. Birazdan göreceksiniz onu. İnşallah. İnşallah sizin sayenizde. Allah razı olsun. Sizin sayenizde inşallah kavuşuruz hep beraber. Sorabilirsin. Sor. Teyze bu 1,5 yıl nasıl geçti yani bugüne ulaşıncaya kadar? Ah yavrum hiç şu başım yastık yüzü görmedim. Hiç içerilere sığmadım gece gündüz. Hep yollara baktım. Ha gelir ha gelecek zaten öyle düzenli şey gelmezdi yani geç gelirdi kahvelerden. Gece 12-1 sıraları gelirdi. O saatlere kadar hep yollara bakardım. Ha şu yoldan uğrar gelir ha bu yoldan uğrar gelir. Ben şeyi soruyorum yani teyzenin size sunduğu yani yardımlar oldu mu? Nasıl karşıladı? Nasıl destek oldu mu size? O anlamda soruyorum. Hükümetin mi? Evet. Kesinlikle elimizden tutmadı yok. Ta kapılar yüzümüze kapandı hep gittiğimiz yerlerde. Allah razı olsun son anda bu Fethullah Erbaş elimizden tuttu. Onun aracılığıyla buralara kadar ulaştık. Hükümetim şu kadarcık ne maddi taraftan yardım oldu ne manevi. Biz Türk, Kürt hepimiz kardeşiz zaten be yavrum. Bunu biz içimize sindirmesek zaten buralara gelmezdik. Anaları zaten ağlatmasın artık. Kimse anaları ağlatmasın. Zaten ana olmayan, ana duygusunu tatmayan insan analığın ne olduğunu zaten bilemez. Ben ta Çanakkale gibi yerden keyfim için mi geldim buralara? Peki diğer esirler var. Esirler var. Onların annelerine ilişkileriniz var mı? Bütün anneleri için. Onların annelerine ilişkileriniz var mıydı? Görüşüyor muydunuz? Bu zamana kadar fırsatımız olmadı. Ama galiba haberdardınız birbirinize. Devamlı. Evet. Devamlı. Allah razı olsun hepinizin. Sağ olun. Bir şeyden sonra yine konuşabiliriz. İnşallah. Şeyle beraber. Olduğunuz yanınızda olduğu zaman konuşalım. İnşallah. Nasıl isterseniz öyle. Müracaat edin dediler. Gittik. İstanbullu aileyle Tuncay Kavaklıoğlu'nun annesinden buluştuk. Onunla beraber gittik İnsan Hakları Derneği'ne. Yazılı müracaat ettik. Sonra dediler basın açıklaması olsun dediler. İnsan Hakları Derneği'nde. Basın açıklamasını da yaptık. Evet. Basın açıklamasından sonra millet muhabiri gelmiş buralara. Namık Durukan. Evet. Çocukları bulmuş, görüntülemiş. Yaşıyorlar diye başlık atmış. Eve geldi. Temmuz'un 30'unda bizim Çan'a eve geldi. Çanakkale evet. Çan'a eve geldi. Röportaj yaptı. Allah razı olsun. O günden beri zaten ilk günden beri ta umudumu yitirmedim. Gazetede fotoğraflarını görünce temelli hani daha çok umutlandık yani kavuşacağımız güne kadar hiç umudumuzu yitirmedik. İnşallah da kavuşuruz artık. Yok kesinlikle kavuşacaksınız. İnşallah yavrum. Thank you.
olunca şeyi söyler misin? Sen kimin babasısın? Tevfik Öztürk'ün babası. Tevfik Öztürk. Tevfik ne zamandan beri görmüş? 14 aydan beri görmemiş. Şimdi çok kısa bir mesafe kaldı. Aşağı 10-15 dakika mesafe. Sağ ol. Sen neler hissediyorsun? Biz senin bu duygularını almak istiyoruz. İşte duygular çok neşeliyiz. Yani neşelisin. Yani neşe yüzündedir. Bundan evvel biz çok neşesizdik ama Allah kaderden varmış demek ki. Pekala, hiç umudunu kesmiş miydin Tevfik'ten? Yok, gazete çıktıktan sonra umut kesmedim. Her zaman umudun vardı. Heh, kavuşacağın illa. Şimdi sen bak, bu kadar yol yürüdün, epey uzaktan geldin. Evet. Birazdan da göreceksin Tevfik. Heh. Bu yorgunluk var. Yani geçer. Geçer diyorsun. Evet. Tevfik'i görünce geçecek hepsi. Geçer. Biz birazdan Tevfik'le beraber görüştüğümüzde de çekim yapacağız. Öyle evet. O zaman da konuşabiliriz. Evet, konuş. Peki, Kürdistan'ı beğendin mi? Dağlar nasıl? Zor değil mi? Bunlar Türkiye'de bu dağlar yok. Ya. Bunlar hiç Türkiye'de yok. Yürümek. Yürümek de zor. Zaten ben dağ hiç görmemişim hayatımda. Ya. Pekala, sen burada gerillaları da gördün. Evet. Nasıl gerillalar? Nasıl çok, insanlar? Çok hoş karşılanıyorlar. Ya. Daha önceden hiç düşünüyor muydun ki böyle gerillalar? Ne bileyim diyor. Adam vuruyorlar, asker vuruyorlar ama. Şimdi tanıma imkanı var. Tanıdım. Adamlar çok mert. Biz misafir kaldık bu gece. Bu gece misafir. He, hürmet ettiler bize. Tamam, biz birazdan yine konuşuruz. Bugün işte tören basın açıklaması yapılacak ve akşama artık saat kaç olur? Bir olay oldu. Ve unutulur. Sizler de hangisi? Tamam, ben de. Ulaştırabilirsin değil mi? Doğada gidin, ulaştırabilirsin. Zaten bu akşam şey yaparsan, yola çıkarsan, bildiğiniz anlamış bastırırız, geçeriz yani. Geçirirler adamı, hem de geçirirler. Dinlenmeniz açısından, kullanmak istiyorum. Yani hiç açısından zaten, geçirmeye değil de. Düşmeyin. Daha haber, haber bir de rehat bırak. Selamun aleyküm. Abi hoş geldin. Biz sizi ekmeğimiz diye haber gönderdik, gidecektiniz ya. Thank you.
bu tarafa gel arkadaşlar. Gelin bu tarafa. Bu taraf. Önümüze değil ama ya. O zaman çalalım. Dab, hadi affandın edin İvanan. Ve eğer çekiyet kalı var. Bafın, merhabi fazil, vabit. Bu. Hakları Derneği Başkanı Fatullah Erbaş, Van Milletvekili Vekili Rafa Partisi'nden İhsan Arslan, Mazlum Derin Genel Başkan Yardımcısı Cemil Aydoğan, İnsan Hakları Derneği'nin Mardin Şubesi. Hay Barakçam. Muhterem arkadaşlar, bizler ben Fethullah Erbaş olarak Van Milletvekili, Akın Birdal Bey İnsan Hakları Derneği, Mazlum Derneği'nin Başkanı İhsan Aslan, Mehmet Ulovali Bey, basında çıkan bazı haberlerden dolayı buraya kadar gelmek, bir insani duyguyla buraya kadar gelmek ihtiyacını hissettik. Buraya kadar gelmemiz bize bazı şeyler öğretti. Mücadelenizin ne kadar zorlu olduğunu öğretti. Bizler şu anda sizlerin şu andaki konumunuzu anlıyoruz. Şu anda sizin misafirleriniz olarak kabul ettiğiniz arkadaş izin vermezlerse zaten sizinle görüştükten sonra tekrar yerimize dönecek. Benim diyeceğim bu kadar tabii. Bir resmi parlamenter olarak diyebileceğimiz bunun ötesinde olamıyor. Hepinize teşekkür ederiz. Bizi buraya kadar ağırladınız, getirdiniz. Minnettarız. Arkadaşlar size Türkiye bugüne değin sizin barış için attığınız adımlar karşılığını ne yazık ki bulamamıştır. Ama heyetimizin bu girişiminin sizler tarafından kabulüyle barışa önemli bir adım atılacağını umuyoruz. Burada bulunan asker arkadaşların anneleriyle, kardeşleriyle, yakınlarıyla kucaklaşacak olmaları elbette ki çok insanidir. Olması gereken bir sonuçtur. Ama bu sadece bu boyutuyla değildir. Bugün askerlerin serbest bırakılacak tanıkları boyutu var. Ve o nedenle bunun askerlerin özgürlüğünün Türkiye yönetimlerince ve Türkiye halkınca da iyi değerlendirileceğini umuyor ve diliyoruz. Bunun için sizlerin burada yaşamanızı zorunlu kılan koşulların ortadan kaldırılarak artık silahların değil, insanların özgürce konuşabileceği bir Türkiye'nin adımını oluşturmasını umuyoruz. Ve sizler Türkiye'ye döndükten sonra karşılıklı bir ateşkesin sağlanmasıyla birlikte Kürt sorununun çözümüne ilişkin özgür bir tartışma ortamının yaratılmasının da önemli bir adım oluşturacağını umuyoruz. Ve bizi burada kabul ettiği için değerli Cemal arkadaşa ve sizlere hepinize teşekkür ediyoruz. Ve bu çabaların gelecekteki barış, kardeşlik mücadelesine de önemli bir adım olmasını diliyorum. Hepinizi selamlıyorum. Yeryüzünde zulmün sona ermesi dileğiyle bu topraklarda yaşayan Türklerin ve Kürtlerin kanının bundan sonra akmaması dileğiyle barış diliyorum ve size saygıyla selamlıyorum. Evet, gel. Başka konuşmak istediğiniz var mı? Tekan! Rasın! Amadabın! Rasın! Amadabın! Yeter köftün!
işlerim ağrıyor oğlum. Tamam, fazla değil. Geç ama kalk. Tamam. Ettim seni o zaman. Biraz daha. Çantanı koy bir tarafa. Vermedik beni bitti. Otursana otur o yanına gelsin. Kudum seni. Ben kudum vermediydim o zaman. Kamuoyuyla bu kucaklaşmayı ve bu barış olan ihtiyacı yansıtacağınız için.
Hasan Bey. Siz de kısa birazcık ona yapar mısınız? Ve sizlerin huzurunda Fethullah Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hepimizin buraya gelişinde, çıkın insanların birbirine kavuşmasında onun çok önemli rolü oldu. Bu mutluluk oldu. Ve bugün onların binlerce ailesi dul ve yetimdir. Ben hepsine rahmet ediyorum. Ben mikrofonları alayım. Çocuklar anneleriyle konuşacağız. Tamam, gel abi. Anneleriyle konuşacağız. Başlama da. Şey yap. Bir dakika. Aynen. Daha başlayalım. Çok iyi. Çok memnun oldum. Allah da sizi memnun oldu. Allah'ın adını etmesin. Allah bizi kurtardı. Kümleyi kurtarsın. Yavrum ben çok hasretlik çektim. Uzun askerlikten çeden çıktı daha yüzünü boğuldu. Eş göremedim. Babasız büyüttüm, yetim büyüttüm, diğeri bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Ama Çinlere de şunu söyleyeyim. O taraftan kalkmayayım diyor, uçaktan inmeyeyim diyor. Nerede bir iyi yerler var, onu satın alayım diyor. Askerlerimize bakmıyor. Yalnız ben barış istiyorum. Çocuklar dursun, şu yavrularımız hep evimize gelsin. Barışalım, hepsin kardeşim. Böyle selamım var. Allah'ın gazabını bırasın. Mehmet sen de yüksek ses yapın. Şu anda ailemizle kavuştuk. Bu Fethullah Bey'e yanında kalan gelen kamuoyuna, arkadaşlarım adına, ailem adına çok çok teşekkür ederim. Ve çok sevmişim ailemle kavuştum. Bir an önce de bu savaşın bitmesini istiyorum. İstiyor. Teyp tutun arkadaş kafanı. Şu anda konuşacak durumda değilim. Nasıl? Size evlatlarımı da anlatacağım. Sebep olanlara Allah razı olsun. Türk Kürtüz hepimiz kardeşiz. Hiçbir anneyi ağlamadık. Abi çıkmayın kameraya. Bakan kan dursun, bir an önce dursun. Bütün Allah razı olsun Fethullah Erbaş Bey. Kan milletvekili, yanında gelen arkadaşlarımız, kusum arkadaşlarımız. Tamam, teşekkür. Etmeden bir dakika olun. Şimdi teyze Mehmet yanında diyordum biraz önce çok heyecanlıyım. Şimdi neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun? Bak Mehmet de burada. Sağ olun, çok mutluyum, çok iyiyim. Ya, tabii çok heyecanlandım. Mehmet'imi görünce dünya benim oldu. Allah uman kullara tavışsın böyle. Böyle versin yavrularına alsın, bağrına bassın. Peki abi buradan diğer annelere söylemek istediğin bir şey var mı? Diyorum işte anneler bizim gibi, onlar da sevinsin böyle yavrusunu yanarsın. Ne yapayım başka ne diyeyim? Mehmet sen annen de şu an yanında uzun süredir görüşmediniz. Sen ne diyorsun Mehmet? Ben Mehmet'i evden çıkarttım, izleyicimi gördüm işte. Evet, aile özlemi vardı 12. Pardon. 32 aydır görmüyoruz aile askerlikle beraber. Şu anda görüştük çok sağ olsun arkadaşlarına da. Buluşturdular. Heyecanlıyım işte. Çok sevmiştim bu kadar. Diyecek şu anda hiçbir şey yok. İnşallah her an her an çocuğuyla kavuşur. Teyze. Siz ne diyorsunuz dedi. Bak biraz önce de konuştuk İsmail. Allah şükür evlatlarımıza kavuştuk. Şimdi yanında. Allah şükür evlatlarımıza nasıl kavuştuk. Nasıl yani? Çok memnunuz. Sizlerden de Allah razı olsun. Cenab-ı Allah bütün anneleri sevindirsin, evlatlarını bağışlasın. Artık bir barış istiyoruz yavrum. Nasıl? Değişmiş mi? Veya büyümüş mü? Neler olmuş? Çok iyi gördüm maşallah. Çok güzel. İyi gördüm. Sağlık. Allah razı olsun. Sağlık açısından, normal açısından çok iyi gördüm yavrum. Sizlerden Allah razı olsun. İyi bakmışsınız, sahip çıkmışsınız evlatlarımıza. Bütün annelerin yüzü gülsün artık bundan sonra. Anneler ağlamasın. İsmail sen ne diyorsun? Annen yanında uzun süredir de görüşmediniz. Evet, 15
5 aya yakın bir zamandan beri annemle ailemle görüşemedim. Şu an yanımda annem var, abim var. Çok mutluyum yani şu anda. Geldiler buraya bizi ziyarete. Götürmeye ziyarete. Çok mutluyum yani. Şu an duygularımı ifade edemiyorum. Evet. İçiyorum hadi. Siz kardeşiniz oluyor değil mi? Ben kardeşim oluyor. Siz de uzun süredir görüşmediniz. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Çok sevinçliyim, çok mutluyum. Kardeşimi çok iyi gördüm. Çok sevinçliyiz. İnşallah kardeşimizle bundan sonra ayrılacağız. Sen anneler için bir şey söylemek ister misin teyze? Yani bu bütün, da bütün anneler için. Bütün genel. Anneler için yavrum, bizim için ayrım yok. Yok anne bütün olan, anne olan her anne annedir. Türk, Kürt annesi hepsi de evlatlarına kavuşsun. Evlatlarıyla birlik olsunlar, annelere acı çektirmesinler. Barış sağlansın. Barış sağlansın. Barış sağlansın artık. Bunu istiyoruz. Olsun. Bütün yetkililerden bunu istiyoruz. Yani. Evet. Biz tamam artık sizi yalnız bırakalım. Bugün çok buluyoruz. Sağ olun yavrum. Allah razı olsun. Amca biraz önce görüştük sizinle. Evet. Şimdi Ramazan yanında. Sen ya, neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Pardon, Tevfik yanında. Sevinçliyim. Sen bir şeyler söylemek ister misin? İsterim ki dünyada barış, kardeşlik olsun. Bu kan dursun. Evet. Yani bu işler ortada kalksın. Dünyanın bütün herkese sevinçlik isterim. Tevfik'i nasıl buldun? Valla yani, işte bir neşeyle buldum. Hani böyle değişmiş bir Tevfik. Sağlıklı mı? Nasıl? Ben sağlıklı başarım. Yine gördük de ama sağlıklı. Ne zamandır görmüyordun Tevfik? 14 aydan beri. 14 aydır. Tevfik sen ne diyorsun? Babanı gördün, kavuştun. Hani bir şeyler söylemek ister misin? İsterim ki bütün askerler babasını, anasını ve ailesini korusun yani. Akan kan dursun, barış olsun yani. Evet. Hep barış olsun, herkes İnşallah ailesine ve... başlar. İnşallah. Babasına korusun, bunu diliyorum. Başka diyeceğim bir şey yoktur. Tamam. Yani sevinçliyim, mutluyum. Evet. İbrahim, sizin aileniz gelmedi. Nedenini biliyor musunuz? Galiba şey pasaport sorunu çıkmış galiba ailelerimin, yani ailemin. O yüzden şu an sınırda bekliyorlarmış. Eğer pasaport sorunlarını halledebilirlerse sınırın diğer tarafına geçeceklermiş. Ve eğer irtibat alınırsa ailemle orada görüşme fırsatı bulacağım galiba. Evet. Sizin de aileniz gelmedi galiba. Siz ne diyorsunuz? Benim de bekliyor muydunuz gelmesi? Bekliyordum tabii ki gelmelerini. Evet. Biraz da tabii babamda biraz kalp bir şeyi vardı. Evet. Yani ailem biraz maddi durumda olduğu için gelemediler. Yani en... Tuncay sen de aileni bekliyordun galiba bugün ama gelemediler. Sence neden olabilir yani niçindir? Biliyor musun sebebini? Gelen aileleri sağ olsun haber getirdiler. Galiba bu pasaport için hani pasaportlar olmadığı için girememişler bu tarafa. Yalnız sınırda bekliyorlarmış. Hani o sorun orada burada. Yeter ki birkaç aile geldi. Herkes gibi ben de mutluyum. Oldu. Tamam. Teşekkür ederim. Arkadaş. Hakan şeyi görüyoruz yani fotoğraflar var. Mektup gibi bir şey var. Kimdir fotoğraftakiler? Ailem oluyor. Biri de kızım oluyor. Ailem oluyor. Mektup fotoğraflar gelmiş. Kameraya gösterebilir misin fotoğraf? Nasıl daha önceki haliyle kızın değişmiş mi? Değişmiş, büyümüş. İlk gördüğümde 2 aylıktı. İsmi nedir? İsmi Elif. 2 aylıktı. Askerde izine gittiydim. Evet. Bir daha da göremedim. İşte resimde görüyorum. Sizin aileniz gelemedi. Niçin gelemedi acaba? Pasaport herhalde. Pasaport çıkaramamış. Pasaport çıkaramamış. Geç kalmış. İnşallah. Sınır kapısında bekliyorlarmış. Siz onlara gönderecek misiniz fotoğraf veya resim veya herhangi bir mektup falan? Mektup göndereceğim. Mektup göndereceksiniz. Oldu. Tamam. Kimdir bu fotoğraftakiler? Bütün babalar yine bizim oğlum. Kimdir fotoğraftakiler? Bu benim çocuğum. İsmi Zeynep. İlk gördüğümde 20 günlüktü. Şimdi 22 aylık. Tanıyabildin mi fotoğrafını görüyorsun? Valla biraz
Anam oldu da çünkü geçen sene de fotoğraf vardı elinde. Sen de fotoğraf veya mektup gibi bir şey gönderecek misin ona? Artık elimizden geleni göndereceğiz yani. Yahut da kendimiz gideceğiz. Tamam. Oldu, sağ ol. Sen de sağ ol. İçilerde bu.